Beşiktaş Endüstri'den İbrahim ile birlikteyiz. Maçı kazandık, güzel bir galibiyetti. Düşüncelerinizi alalım. Evet, maçı kazandık ama yüreğimiz buruk. Ülkemizin bulunmuş olduğu durum hepimizin yüreğini parçalıyor. Şehitlerimiz var. Galibiyete mutlu oluyoruz ama sevinemiyoruz. Rakip takımı tebrik ederim. Yaş ortalaması yüksek ama koordinasyon olarak, fizik olarak iyilerdi. İyi pas yaptılar. İlk hafta daha yeni başlıyoruz. Yavaş yavaş düzeleceğiz inşallah. Mitaş bu turnuvaya renk katmak için geldi. Bütün takımlara sakatlıksız bir sezon diliyorum. Herkese başarılar. Evet, sözü. Merhaba, ben Recep Tilkici, Mitaş Endüstri takım kaptanı. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ihsan ediyorum. İbrahim hocamızın da dediği gibi, yani maç evet yaptık ama gönlümüz, yüreğimiz buruk, üzücü bir durumdayız. Yendik, mutluyuz. Amacımız buradan adım adım her maç bir bir hedefe gitmek, hedefe ulaşmak. Mitaş'ı burada en güzel bir şekilde temsil etmek. Amacımıza ulaşmaya yavaş yavaş başladık. Birinci adımı geçtik. Takım olaraktan da bir arada oynayaraktan bir erken yani geç olan bir yani bizim için geç olan bir organizasyon oldu. Geç başladık organizasyona dahil olmaya. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok birlikteyle birlikte sonuca varacağız. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Zeki Aygüloğlu'yla birlikte Ecep Kredi takım kaptanı. Güzel bir maçtı ilk mücadeleniz. Evet. Düşüncelerinizi alalım maç hakkında. Öncelikle turnuvamız şenlikli, güzel, eğlenceli. Sadece şöyle, öncelikle sistemle başlamadan önce tüm takımlara başarılar diliyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz. Yenilmemize rağmen Yapı Kredi kimliğimizi koruyarak herkesi centilmence kokladık, öptük, sevdik, teşekkür ettik. Biraz sert geçti maç. Tabii ki biz turnuvaya alışık değiliz öncelikle. Üslup biraz sertti. Bunun yansımasını da hakemden öğrendik. Hocamız sağ olsun nezaketçe dedi ki bu bir erkek oyunudur ama Türk insanı duygusaldır. Birazcık ifadelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Biz orada bir takım darbeler alırken ve rakip de ya bir evet haklısın faaldi kusura bakma özür dilerim derken hakemin yok takdir hakkımı kullandım demesi çok yanlıştı. Oyuncularımızın ayaklarını hem hocamıza hem saha görevlilerine ilettik. Hepsiyle de paylaştık gördüler. Evet haklısınız dediler. Birazcık sert oynandı. Biz istiyoruz ki biraz daha nazik olsun. Çünkü sonuçta centilmence geçecek bir turnuva diye konuşmuştuk. Kura çekiminde hakem hocamız gelmişti. Güzel izahatlerde bulunmuştu. Güzel hakemler gelecekti. Gerçekten çok beyefendi. Kimliği düzgün bir hocamız. Ama bazı yorumları çok yanlıştı. Ona bir serzenişte bulunayım. Çünkü neden diyeceksiniz? Kendisi ifadesinde siz karışmayın ben rakibi ikaz edeceğim dedi. Maçın başından sonuna kadar hissettiğim kadarıyla hiç kart göstermedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşımın bileğinden dizine kadar ayağı yarılmış. Ya bunlara birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ben hem hocayım hem kaptanım ama tabii kaptanımız Evrim Aygün arkadaşımız. O da birkaç cümle söylesin. Teşekkür ederim kaptan. Kaptan gerekli şeyleri söyledi zaten. Öncelikle ben de tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkürler. Biz ilk kez katılıyoruz. Gerçek gücümüzü sahaya şu anda yansıtamamış olabiliriz. İleriki maçlarda yansıtacağımızı düşünüyoruz ama dediğimiz gibi biz profesyonel bir turnuva yaşamıyoruz. Yarı profesyonel diyelim. Amatörce eğlenmek ve zevk almak amaçlı yapmış olduğumuz turnuvada bu kadar sertliğe müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten kaptanım söylediği gibi de maç sonunda zaten saha komiseri yetkili arkadaşlarımız da gördüler. Hani pozisyonun kartsız geçtiğimiz hatta faul bile verilmedi diye tahmin ediyorum. Çünkü öyle, o pozisyonda evet, taş verildi. Bir de hani VAR pozisyonu şu anda gündemde. Tüm spor kamuoyu da zaten bununla ilgileniyor. Burada da güzel bir organizasyonda hem de biraz da şenlikli olsun diye getirilmiş. VAR'daki arkadaşlarımın da bu tip pozisyonlarda yani direktmen ayağa müdahalelerde, kırmızı kartlı müdahalelerde veya biz hepimiz çalışan insanlarız. Yani yaşam standartlarımızı etkileyecek pozisyonlara mutlaka müdahale edilmesini istiyorum. Başka da söyleyecek bir şey ben bilmiyorum. Bir pozisyonla ilgili söyleyeyim. Şimdi hocamız birazcık tecrübesiz belli. Yani bizim gibi amatör insanların maçını yönetiyor. Kendisi büyük ihtimalle ligde maçı yönetiyor. İkinci golden önceki pozisyonda bana yapılan kasti faali, kendi oyuncusu da söylüyor. Abi özür dilerim kasti faal, hani hakem faal çalmalıydı diyor. Hakem bana şöyle yalan demiyorum bak. Yanlış bilgi veriyor. Ben VAR'la konuştum. VAR hayır dedi diyor. Sonra öğreniyoruz ki VAR o pozisyonu çekememiş çünkü kameranın altında olmuş. Ya böyle küçük ucuz oyunlara ya da bilmediğini, görmediğini söylemesi hiç etik, nazik bir davranış değil. Rakibin bunca sertliğine rağmen bir kart, bir ikaz olmaması bizi çok üzdü.
Bu kadar serzeniş ilk maç için yeterli. Herkese teşekkür ediyoruz. Başta Sertaç, Soner Bey, kameraman ekipleri, izleyiciler, tüm rakipler. Hepsini kutluyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki maçlara gerçek gücümüzle çıkarız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler.